Yalçın, bir şey soracağım sana kardeş ya. Evet. Şu alttan bir bakarsan sevinirim. Evet. Bu kamera biliyorsun değil mi? Evet. Evet abi, evet. Kamera. Evet. Şey soracağım ben. Ya ben sana soracağım aslında. Ha, sor bakalım. Aslında. Ya bu Şahan Gökbakar tanıyor musun sen bunu? Şimdi Şahan Gökbakar yani hemen böyle edebiyata başlama yani. Yok, başlamayacağım. Ha, söyle. Tanıyorum. Abi, bir kere hayatımda bir kere gördüm. Bir de komik bir anımız var. Komik anımız derken mevzu şu aslında. Şahan kim derdi ki bir gün Cem Yılmaz'a rakip gelecek. Rakip de demeyelim aslında. Cem Yılmaz. Sence rakip mi? Rakip. Biraz kulvarları farklı gibi. Kulvarları farklı ama şöyle anlatayım. Cem Yılmaz'a kimse, Cem Yılmaz çıtayı çok yükseltti. Çok yükselttiği için benim çok daha iyilerim veya benim çok bir gerilerim. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Komik bir şeyler yapmak istiyor. Çıtayı yükselt. Çıtayı yükselt. Kimse atlayamıyor ama çıtayı. Kimse çıtayı diyelim ki 3 metre. Herkes 20 santim 1 metreye çıkabiliyor. 4 metre var daha. Şahan Gökbakar bu bağlamda bizim yüreklerimize su serpti. Şöyle su serpti. İşte en son iki tane, yani ikisinde hem Cem Yılmaz hem vizyonda filmleri var. Ha, nasıl oldu? Hani birisi film, birisi show, o mu bu mu, işte bir sürü üzerine arkadaşlar arasında konuşuyoruz biz. Benim için, konuşalım tabii ki, konuşsunlar herkes. Benim için önemli olan Şahan Gökbakar'ın olayı bizi yüreklendirmesi, yani ilk şeyde vizyondaki filmlerinin ilerlemiş olması. Onun dışında şöyle söyleyeyim, yıllar önce Aysun Kazan diye bir arkadaşım var benim, çok sevdiğim. Bana şeydi hep o dizilere, sinemalara şey yapıyoruz, kostüm veriyorduk. Sponsor oluyoruz. İşte markamız daha çok tanınsın. İşte onun gibi çok markanın yaptığı şeyleri biz de yapıyorduk. Aysun beni aradı, Yalçıncığım dedi, bir sanatçım var dedi, ona sponsor ol lütfen dedi. Niye dedim ben? Ya dedi, bu arkadaşımız dedi, çok patlayacak dedi. Önümüzdeki günlerde herkes bundan bahsedecek dedi. Sene kaçtı? Sene kaçtı? Sene bundan işte 8 sene önce falan. Yani 2000... 8 sene işte, 2003-2004 yıllarda. Yani. Aysun çok inanılmaz sevdiğim bir arkadaşım. Dedim gel ya Aysun dedim, her seferinde sponsorluk işler buluyorsun. Bana şey dedim, bir de böyle hafif de para kazanabileceğim, kostüm satabileceğim veya işte şey yapalım arkadaşlar, doğal olarak konuşuyoruz biz işte, onu biraz senden biraz benden olsun, bir şeyler yapalım muhabbetinden. Tamam Yalçın dedi, ben oraya gelince konuşalım dedi. Şimdi şey diyeceğim, tamam dedim ben. Şahan'la beraber bize geldiler. Suriye Pasajı'nın 3. katında benim o zaman ofisim ve home office'im vardı. İşte oturduk, geldi, tanıştık işte. Ama güzel bir yerdi orası da, bayağı güzel, hoş bir yer. Çok güzel bir yerdi orası. Şahan da geldi. Şahan ve Aysun işte. Bu arada Şahan'a da çok inanılmaz tebrik ediyorum. İnanılmaz başarılı. İsteyen istediği kadar eleştirebilir. İsteyen ne yaparsın? Ben hep sonuçlara bakıyorum. Sonuçlar bugün herkes biliyor ortada. Çok başarılı gerçekten. Bir iki saat sonra falan işte ürünleri seçtim, verdim ben Aysun'a. Onlar gittiler. Aradan zaman geçti. Aysun beni çağırdı TV8 binasına. Şey dedi, Fulya'daki değil mi? Ha, yok, Fulya değil. Şeyde, Beşiktaş. Yok yok, hayır. TV8 binası. Tamam işte, Fulya'da. Yapım yeri vardı. Ak merkezden sonra açılan bir alışveriş merkezi vardı yani. Hemen yolda giderken sağlık. Neresi biliyor musun orasını? Ya Fulya, Dikilitaş'ın o tarafına diyorsun. Yok değil abi. Ya şeyin orada. Levent. TV8 oradaydı. Ama onun orada ofisleri vardı. Orada yapım şirketleri oradaydı. İşte Yalçın dedi, gel dedi, bak dedi, şey program başladı dedi bana. Ben de gittim, Aysun öyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz işte. Bu arada televizyonda da Şahan'ın şeyleri oynuyor. Yaptığı skeçler oynuyor. Ben de baktım, bir tane kız sallanıyor. Vik 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 yapıyor. Dedim Aysun bu kız çok güzel, baktın. Oğlum sen de gerizekalı mısın ya dedi. Şahan dedi. Abi baktım, hani baktım anlamadım çünkü çok hani benden aldı böyle büyük kıyafetler, şey kıyafetler. Ondan sonra
ne kadar göz kaş işareti yapıyorsun. Onları giymiş işte falan filan. İşte sonuçta çok başarılı. Mevzu uzatma fazla. Mevzu uzatmayan o anlamda. Ben de mevzu uzatmayan diyecektim. Bu arada Şahan gerçekten çok başarılı. Artı Türk milletinin yüreğini su serpti. Cem Yılmaz'dan sonra bir tane daha ona biraz daha olsa rakip birisi. Çıtayı ona Atademir hakkında ne diyorsun? O da çok başarılı. Ya çok başarılı insan var. Bir sürü başarılı insan var ama bir tane ben de video yapıyorum mesela. İnternete koyuyorum. Hep izlenmesi 8, 5, 15, 20. Böyle de alçak gönüllü. Ya hep alçak, az izleniyor. Alçak gönüllüsün. Alçak gönüllüyüm ama doğrusu da o. Yani adam benim videoya bakıyor, arkadaşım bile bakıyor. Ya Yalçın bunun neresi komik diyor. Evet. Bir tane çok komik video var. Cem Yılmaz izledikten sonra adam benim videoyu izleyince zaten daha başlamadan tap diye kapatıyor. Ama Şahan'ın videoları, ben de hani o bütün Recep İvedik falan filan hepsi çok izleniyor. Bunu şunu demek istiyorum. Şahan Gökbakar bize dedi ki siz de yapabilirsiniz dedi. Herkese yapabilirsiniz diyor. Sonuç itibariyle yapılan işlerde rekabet olmalı. Bu da hoş bir şey. Buradan Şahan'a çok selamlar gönderiyorum. Cem Bilmaz'a da Aysun Kazan, cinim arkadaşıma da çok selamlar gönderiyorum. Öptüm sizi.